Muhterem arkadaşlar, zor bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz işin içinde yaşayarak bu sıkıntıları hissediyoruz. Bu bapta Afrin'e yönelik Zeytin Dalı operasyonu bugün 12. gününde. Resmi rakamlara göre şu ana kadar 7 Mehmetçiğimiz şehadete uğurlandı desek de bu rakam belirlenmesinin hemen arkasından yeni şehitlerin haberi geliyor. ÖSO unsurlarıyla beraber şu ana kadar 29 civarında, belki bundan daha fazla insan kaybımız oldu manasına geliyor bu. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır cemil niyaz ediyorum. Allah ordumuzun ve milletimizin yardımcısı olsun. Aslında bu duayı bütün mağdurlar için her gün tekrarlamak mecburiyetinde olduğumuzu da hissediyorum. Çünkü sadece bölgemizde biz değil, İslam aleminde veya dünyanın başka yerlerinde mağdur insanların sayısı her geçen gün artıyor. Temennimiz Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla bir an önce tamamlanması, ülkemiz ve bölgemiz için barış, huzur ve istikrara vesile olmasıdır. Bu hafta bir üzücü haber de Afganistan'dan geldi. Başkent Kabil'de yaşanan intihar eyleminde 95 kişi hayatını kaybetti, 153 kişi de yaralandı. Bu acımasız saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Dost ve kardeş ülke Afganistan'ın acısını yürekten paylaşıyorum. Bu acıların bir an önce dinmesi için Afganistan'da herkesime aklı selim tavsiye ediyorum. Yıllardır söylüyoruz. Amerika'nın ipiyle kuyuya inilmez. Amerika'nın sözüne güvenilmez diye. Çünkü Amerika menfaatleri gerektirdiği zaman sözünden dönmekten de, tam tersi bir harekete girişmekten de kesinlikle çekinmez. Bunun en somut örneklerinden birisi de işte Afganistan'dır. 11 Eylül sonrası terörle mücadele bahanesiyle işgale uğrayan Afganistan'da tam tersine terör daha da azmış, insanlar daha da yoksullaşmış, daha da perişan bir hale gelmiştir. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi. Afganistan'a huzur ve güvenlik getireceğiz diye girenler tam tersine Afganistan'da kaos ve çatışma ortamını nasıl oluşturmuşlarsa, bizi yüreklendiren Amerika'nın tavsiyelerine uyarak hareket eden iktidar da Suriye'de maalesef çok farklı bir tabloyla bugün karşı karşıya kalmamıza vesile olmuştur, sebep olmuştur. Bunu niye hatırlatıyorum? Bilindiği gibi Afrin operasyonu sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında güvenli bölge tartışması yaşandı ve yaşanıyor. Biz güvenli bölgenin ne demek olduğunu ta 1990'larda Irak'ta yaşananlardan çok ama çok iyi biliyoruz. Çekiç gücün faaliyetlerinden dolayı neler meydana geldiğini çok iyi biliyoruz. Şimdi aynı tezgahı Suriye'nin kuzeyi içinde kurmaya çalışıyorlar. Türkiye kesinlikle bu oyuna gelmemelidir. Bizim kabul edebileceğimiz tek güvenli bölge önerisi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden bütünüyle çekilmesidir. Binlerce kilometre uzakta Amerika'nın bu bölgede ne ihtiyacı, bölgede ne işi var? Bu bölgede Amerika müdahalesine neden ihtiyaç var? Bunu
anlamadan ve idrak etmeden Amerika ile birlikte hareket etmeyi biz kesinlikle doğru bulmuyoruz. Şuna inanıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri İslam dünyasından elini ayağını çektiği gün sadece Türkiye'de değil, sadece Orta Doğu'da değil, bütün dünyada çok daha güvenli bir ortam oluşacaktır. Hiç şüphe yok ki ülke olarak tarihin en kritik, en hassas dönemlerinden birini yaşıyoruz dedik. Dört bir yandan kuşatma altındayız. Türkiye üzerinde emelleri bulunan herkes adeta fırsat kolluyor. Bunun son örneğini Ege'deki adalarda yaşadık, yaşıyoruz. Yunan Savunma Bakanı Kardak Adası'na piknik için çıkmaya çalışıyor. Burnumuzun dibindeki adalarda Yunan askerleri kuzu çevirme partileri düzenliyor. Adalara kiliseler, karakollar inşa ediyor. Askeri birlikler yerleştiriyor. Hem güneyden hem batıdan adeta bir kuşatma içine sürüklenmiş bulunuyoruz. İşte Türkiye'nin esas beka problemi burada yatıyor. Muhterem arkadaşlar, bu tür dönemlerde her zamankinden daha duyarlı, daha akıllı, daha dikkatli olmaya mecburuz. Çünkü dışarıda barışı sağlamanın ilk ve en önemli şartı Türkiye içinde barışı sağlamakla meydana getirilebilir. Birbirimizi rencide edici, aşağılayıcı ifadeler kullanan bir siyaset anlayışıyla bu kardeşliği sağlamak kesinlikle mümkün olmaz. Yunan'a tepki göstereceğimize, birbirine tepki gösteren bir üslupla iç barışı sağlamak kesinlikle mümkün değildir. Aklı selim bunu gerektirir. Ne olursa olsun 80 milyon tek yürek olmak, birlik ve beraberliğimizi korumak mecburiyetindeyiz. İçinde bulunduğumuz bu noktada bütün siyasetçilere, özellikle de siyasi liderlere şu uyarıyı yapmayı bir zaruret olarak, ihtiyaç olarak görüyorum. Bu hassas süreçte herkes diline, üslubuna, kullandıkları kelimelere, açıklamalara azami dikkat göstermelidir. Kimden gelirse gelsin, biz askerimizin işgalci gibi gösterilmesine kesinlikle karşıyız. Bu tip yaklaşımları şiddetle reddederiz, kabul etmeyiz. Sonuna kadar da bunun karşısında dururuz. Ama her ağzını açanın içeri tıkılmasını, her farklı düşüncenin vatana ihanetle suçlanmasını da doğru bulmayız. Bu ülkemizde gerilim ve kutuplaşmayı artırmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Bunu da bilmek, anlamak mecburiyetindeyiz. Biz demokratik bir ülkeyiz. Elbette farklı görüşler, kanaatler olacak. Bunlar serdedilecek. Bazen bu görüşler bizi hakikaten rahatsız edecek. Ama biz mantıklı birer insan olarak bu tip görüşleri serdedenlere karşı tavrımızı sergileriz. Ama bunun da bir limitinin olduğunu görmek, idrak etmek mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede ÖSO oluşumu ile ilgili tartışmaları da yersiz ve zamansız bulduğumu ifade etmek istiyorum. Muhalefetin YPG saflarında Mehmetçi'ye karşı savaşan Amerikalı ve diğer yabancı unsurları görmezden gelip adeta diyelim ÖSO'nun iç yapısını sorgulamasını şu içinde bulunduğumuz şartlarda doğru bulmuyoruz. Muhalefet açısından bu yaklaşım ne kadar yanlışsa iktidar açısından da
dünyanın en güçlü ordularından biri olan ordumuzu sürekli olarak ÖSO ile birlikte anmayı da o kadar yanlış buluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri yıllardır teröre karşı mücadele etmektedir. Terörle mücadele konusunda her türlü tecrübeye sahiptir ve tarih boyunca kendisini her zaman ispat etmiş bir ordudur. Böyle bir orduyu sürekli olarak ÖSO oluşumuyla birlikte anmak, sanki bu oluşum olmasa bu hareket başarısız olacakmış gibi bir intiba doğurduğu için sakıncalı buluyoruz. Bundan dolayı da bu yaklaşımı Mehmetçiğe yapılacak bir haksızlık olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim. Daha önce söyledim, tekrar söylüyorum. Zeytindalı operasyonu siyasi bir çıkar amacıyla operasyonunu siyasi bir çıkar amacıyla kullanmak bu millete yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bu milli bir davaysa bir partinin bekası için siyaseti olarak ortaya kesinlikle konulmamalıdır. Zira Afrin sadece bir partinin değil, Türkiye'mizin meselesidir. Bu yüzden seçim programlarında, parti toplarında, toplantılarında hamaset yüklü sloganlarla değil, iyi düşünülmüş, iyi planlanmış stratejilerle yürütülmelidir. Ecdadımız sadece kızıl elmanın peşinden değil, aynı zamanda adaletin de peşinden gitmiştir, koşmuştur. Eğer tarihi yanlış okursanız yalnız, geleceği de yanlış belirlersiniz. Bunu da unutmamak icap eder. Muhterem arkadaşlar, iktidar ve muhalefet birbiriyle uğraşırken maalesef Türkiye'nin başına yeni kumpaslar örülmeye çalışılıyor. Özellikle uluslararası medyada Afrin operasyonu ile ilgili gerçek dışı resim ve haberlerle ülkemiz savaş suçlusu gibi gösterilmeye çalışılıyor. Türkiye'ye karşı bir algı operasyonu yürütülüyor bütün dünyada. Türkiye bu tehlikeye karşı atağa geçmeli ve uluslararası hukukta meşruiyet ve haklılığını anlatmalıdır. Haklıyken haksız duruma düşmemeli, araziyi de şehit vererek kazandığını siyasette ayak oyunlarına, algı operasyonlarına kurban etmemelidir. Muhterem arkadaşlarım, tekrar tekrar söylemekten vazgeçmeyeceğimiz bir husus var. Çünkü bu husus zihinlerimizde yer etmezse yapacağımız operasyonlar, stratejiler bizi şundan emin olun ki başarıya ulaştırmaz. Fotoğrafın tamamını görmek mecburiyetindeyiz. Tarihi süreci hatırlamak mecburiyetindeyiz. Bundan sonra bizi bölüp parçalamak isteyenlerin neye ulaşmak istediklerini anlamak mecburiyetindeyiz. Bundan dolayıdır ki 1991 yılında Sovyetlerin dağılmasıyla başlayan yeni süreçte ortaya atılan BOP projesini göz ardı edemeyiz, etmemeliyiz. Çünkü bu coğrafyadaki ateşin asıl müsebbibi ırkçı emperyalizmdir, Siyonizmdir. Arz-ı mevudu dikkate almadan, büyük İsrail'i kurma çabalarını bilmeden bugünkü yaşadıklarımızı anlamak bundan dolayı mümkün değildir. Kimsenin
aklına bu hadise ne yazık ki gelmiyor. Beni memnun eden yalnız bir husus var. Son zamanlarda televizyonlardaki açık oturumlarda bizim 40 yıldır söylediğimiz, son zamanlarda dikkat çektiğimiz bu konu yavaş yavaş Türkiye'mizin gündemine girmeye başladı. Bu yaraya, doğru noktaya parmak basılması manasına gelir. Birilerinin hoşuna gitmez ama gerçeğin ta kendisidir. Ümit ediyorum ki sadece insanlarımız, vatandaşlarımız, düşünürlerimiz değil, esas Türkiye'yi yönetenler, yönetmeye talip olanlar bu gerçeği zihinlerine çiviyle çakmış bir durumda olmalılar. Aksi takdirde bizim problemlerimizi sadece günlük birer hadise ve başarılarımızı da günlük birer başarı gibi görmekten öteye geçemeyiz. Bu sebepledir ki bölgemizde yaşanan her türlü etnik ve mezhebi çatışmanın temelinde büyük Orta Doğu projesi vardır, büyük İsrail projesi vardır. Osmanlı'yı çökertip yokluğunda İsrail devletini kuranlar şimdi de ülkemizi ve bütün bölge ülkelerini parçalayıp büyük İsrail devletini kurmaya çalışıyorlar. Yürütülen bu harekat bu sebeple sadece ülkemizin değil bölgedeki bütün ülkelerin bekasını hedef almaktadır. Sadece biz değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümüne giren, onunla işbirliği yapan her kesim bu oyunu bir parçası haline gelmekten, bu oyuna alet olmaktan uzak durmalıdır. Bu yüzden kurulan tuzaklara, oynanan oyunlara karşı çok ama çok dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'nin sadece terörle mücadelede değil, ekonomiden dış politikaya, eğitimden sanayiye, tarımdan hayvancılığa hemen her kesimde bir zeytin dalı harekatına ihtiyacı var. Dış politika sadece bunun dışa vuran bir neticesi. Zaafa düştüğümüz an içeride dışarıdaki oyunlar ne yazık ki etkili olmaya başlıyor. İçerideki zaafı kapatabilmek için iktidarlar dışarıya dikkat çekip içerideki tehlikeleri görmezden gelmeye kalkıyor. Bundan daha büyük tehlike olmaz. Bundan daha büyük düşüncesizlik olmaz. Allah yardımcımız olsun. Muhterem arkadaşlarım, birbirimize bu sebepledir ki gülümsemeyle yaklaşmak, herkese bir zeytin dalı uzatmak mecburiyetindeyiz. Siyasi kavgaları, çekişmeleri, polemikleri bir kenara bırakmak mecburiyetindeyiz. Siyasi geleceğimizi düşünerek değil, ülkemizin geleceğini düşünerek hareket etmek mecburiyetindeyiz. Eğer herhangi bir grup, herhangi bir siyasi parti ülkenin geleceğini kendi geleceğiyle özdeşmeye kalkarsa şunu bilsin ki bu ülkeye en büyük zararı kendisi verir. Başkası veremez bu zararı. Bunu kimse hatırından çıkarmamalı. Hiçbir partinin bekası ülkenin bekasıyla ölçülemez. İhtilaller yaşadık. Bir sürü parti kuruldu tarihte. Hepsi geldi gitti. İktidar olanların arkasından yenileri geldi. Onun için hiçbir partinin bekasını
ülkenin bekasıyla eşit tutma cesaretini gösterenler şunu bilsin ki kendi ayaklarına kurşun sıkıyorlar. Allah yardımcımız olsun. Muhterem arkadaşlarım, tabii biraz önce ifade ettiğim gibi birçok problemle karşı karşıyayız. Ekonomide sıkıntımız, eğitimde sıkıntımız, bilmem adalet mekanizmasındaki sıkıntılarımız, siyasi anlayışımız, her şeyimiz alt üst oldu. Adalet rafa kaldırıldı desek emin olun hata etmiş olmayız. Yani bunu hem diyorum hem de endişe ederek söylüyorum ki herkes buna alışmasın diye. Adalet rafa kaldırıldı demek hakikaten kolay ama adaleti rayına oturtmak çok ama çok zor bir iş. Onun için adaleti bozanların, adalete müdahale edenlerin, haksızlık yapanların şunu bilsinler ki, herkes bunu bilsin ki, muhatabı sadece mazlumlar olmaz. Bunların karşısında Cenab-ı Hakk'ın takdiri de çıkar karşısına. Hiç unutmasınlar. Her gün bugün, herkes bugün yaptığının hesabını mutlaka yarın görecektir. Biz inançlı bir kesimiz. Bazen bu dünyada görmeyenler olabilir dersiniz, diyenler de olabilir. Ama bizim inancımızın gereği yarın bu dünyadan ayrıldıktan sonra da bu hesap mutlaka devam eder ve sorulur. İnançlı kesime söylüyorum özellikle. Allah rızası için adaletten ayrılmayın. Geçici olarak ne olur? Bu seferlik de memleketimizin bekası için adaleti bir kenara bırakalım demeyin, diyenlere destek vermeyin. Onları yüreklendirmeyin Allah rızası için. İşte bu bapta birkaç kelimeyle de Fethullahçı örgütün, FETÖ diye anılan bugün örgütün yaptığı bir kalkışmadan dolayı gerek alet olmuş olsun, gerekse başkalarının oyununa gelmiş olsun. Bugün Türkiye'mizde ayrı bir kaos yaşanıyor. Haksızlıklar aldı başını gidiyor. Bir haksızın yanında haklının da ceza görmesine yüreğimiz razı değil. Bugün bunlarla karşı karşıyayız. Ne kadar büyük hata yapıldığını Baylok'tan dolayı yetkililer idrak ettiler. Mahkemeler artık kararlarını yeniden gözden geçirme mecburiyetini hissettiler. Ama buna benzer başka sıkıntıların yaşandığını da bilmek, yetkililerin dikkatini çekmek mecburiyetinde hissediyorum kendimi. Çünkü Baylok operasyonundan sonra Baylok'la ilgili problemlerin bizim bir mensubumuz tarafından deşifre edilmesinden sonra sanki her derde devaymışız gibi bize sürekli olarak müracaatlar geliyor. Elbette biz mahkeme değiliz. Herkesin derdine derman olacak imkanımız yok ama bazı hareketler var ki, bazı hususlar var ki buna hükümetin dikkatini çekmekten imtina edemeyeceğim. Şu anda memuriyetle ilgileri kesilen, hatta özel sektörde bile dışlanan, sayıları takriben 6.000 civarında olduğu tahmin edilen bir kesim ne için ihraç edildiklerini, ne için ortada kaldıklarını bilmiyorlar, anlamıyorlar. Haklarında bir mahkeme kararı yok. Mahkemeye sevk edilmiyorlar. Hiçbir devlet kurumunda vazife alamıyorlar. Toplum tarafından dışlanmış bulunuyorlar. Kendi özel işlerini bile kurmakta sıkıntı çekiyorlar. Ama bunlarla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Sadece görevden alınmışlar bir kararnameyle. Kanun kuvvetinde kararnameyle.
haklarını korumak için bir makama müracaat etme imkanları da yok. O kararnameyi imzalayanların neden imzaladıklarını bir defa daha gözden geçirmeye ihtiyacı var. Bir başka garabette şu, haklarında kararname çıkarılanlardan bir kısmı bunun yersiz olduğunu ifade eden başka bir kararname ile bunlar serbesttir demişler. Ama bu kararname icra edilmiyor. Suçsuz olduğu tescil edilen insanlar görevlerine iade edilmiyor. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste denmiş. Bu insanlar mağdur. Bu insanlar mazlum. Hem de mağduriyetleri ve mazlumiyetleri kararnamelerle teyit edilmiş olanlar için söylüyorum bunu. Hükümetin bir an önce buna müdahale etmesi icap eder. Yazıktır. Kendileri almışlar vazifeden, kendileri diyorlar ki tamam bunlar suçsuz. Hakları iade edilsin. Askıda bekliyorlar. Ben hükümetin bir an önce bu meseleye el atmasını, kurulan komisyonun bu konuyu süratle takip edip neticelendirmesini bekliyorum. Tabii siz bir komisyon kuracaksınız. 100.000 meseleyle ilgilenecek. Günde bir tanesine baksa, birini bıraktık 100 tane baksa 1000 gün lazım. Problemin tamamını gözden geçirebilmek için. 1000 gün, günde 100 tane. Bunu da yapma imkanları yok. Bu nedir? İnsanları aldatmaktır. Kanuna karşı hiledir. Yani denmek isteniyor ki bununla, yurt dışında siz İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderseniz veya Anayasa Mahkemesi'nin artık hükmü kalmadı bugünkü halde ama oraya giderseniz Türkiye'deki kanuni yolların hepsini tüketmediniz, onun için gidemezsiniz. Muhterem arkadaşlarım, yazıktır. Bu insanlar da bu memleketin evladı. Biz suçlunun ceza görmesinden dolayı yerine göre üzülebiliriz ama kesinlikle itiraz etmeyiz. Ama mağdurun bir gün bile haksız yere bir ceza görmesine, bir muameleye tabi tutulmasına da kesinlikle ama kesinlikle rıza gösteremeyiz. Muhterem arkadaşlarım, sadece bir örnek. Buna itiraz edenler oldu ama şunu bilin ki bu bir örnektir. Sadece söyleyeceğim örnekte birisinin engelli olması bunun için önem kazanıyor manasına gelmez. Ama bu örnekte sol gözü tamamen görmeyen, Behçet hastalığı nedeniyle felç geçiren ve %76 engelli raporu olan bir vatandaşımız bu durumda. Bunun sadece engelli olduğu için bu durumda olduğunu söylemiyorum ama siz düşünün, buna bile ya ne oluyor denmezse vay geldi geride kalanların haline. Muhterem arkadaşlarım, böyle 100 binlerce dediğim gibi insan var. Yine bir konuyu, bir grubun sıkıntısını da burada dile getirmekten geçemeyeceğim. Yaklaşık 38 bin civarında assubay meslek yüksekokulu öğrencisi vardı. Haklarında hiçbir dava ve işlem yok bunların ama bir mağduriyetle karşı karşıyalar. Ha, mağduriyetlerini anlatmak mümkün değil. Hangi kapıya gideceklerini bilmiyorlar. Çünkü bir kararname ile görevden alınmışlar. Açıktalar. Bir yerde iş istiyorlar, sana iş veremeyiz diyorlar. Biz de tehlikeye gireriz. Devlette zaten iş verilmiyor. Toplum içine çıkamıyor. Özellikle bunların hepsi genç. Bir kalkışmayı planlama imkanına sahip olan insanlar değil bunlar. Aynen
geçenlerde söylediğim gibi hava harp okulu öğrencilerinin bir kısmı gibi. Bunlar harekatı planlayamazlar. Harekatın içinde rol bile alamazlar. Silahlarını kuşandıkları zaman mermileri yoktur bunların silahlarında. Ama bunlar mağdur. Haklarında da başka bir suçlama yok. Bu söylediğim kişilerin içinde bilinen 146 genç intihar etmiş. Yazık değil mi muhterem arkadaşlarım? Bu toplu bir mesele. Tek tek bir sürü mağduriyetler geliyor bize. Özellikle de askerlerden geliyor. Görevden ayrılmışlar. Tekrar göreve çağrılmışlar. Çok özellikle havacıların içinde stratejik görevi olanlar var. Mekanistler var. Ama birdenbire birkaç ay önce veya birkaç hafta önce yeniden görevden uzaklaştırılmışlar. Haklarında herhangi bir tutuklama kararı da yok. Ne olduğu da belli değil iddiaları. Bu haksızlıklar, bu hukuksuzluklar giderilmezse şunu herkes bilmeli ki bu insanlar, bu mağdurların ahı emin olun arşı sarsar. Bir an önce hükümetten talebimiz, Sayın Cumhurbaşkanlığından talebimiz bu iddiaları, iddianameleri tanzim edenler bir an önce bu meseleyi yeniden ele almalı, bu mağduriyetleri en kısa zamanda giderilmeliler. Her zaman olduğu gibi biz şunu tekraren ifade etmek istiyoruz ki biz bu uyarılarımızı bir kardeşlik vazifesi olarak yapıyoruz. İnandığımız gerçekleri tarih önünde dile getirmekten imtina edemediğimiz için bunları yapıyoruz. Yine inanıyoruz ki güç ve kuvvet sahibi Cenab-ı Hak'tır. Biz de kardeşlik vazifesi olarak yaptığımız bu hizmetten dolayı bir göreve yerine getirdiğimiz inancıyla hükümetin bizim bu ikazlarımıza kulak vermesini talep ediyoruz. Bu sözlerimle size ifade etmek istediğim hususları sona erdiriyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Önümüzdeki günler bugünden daha hayırlı, daha bereketli olsun diyorum.